Engin Ardıç, işin kötüsü severiz de. Tabii ki iş gelip şu soruda düğümleniyor. HDP baraja aşar mı aşamaz mı? Biz temel meselenin bu olacağını herkesten önce yazdık. Necip Türk basını ondan sonra gevelemeye başladı. Hemen belirtelim. Kandil Dağı haydutlarının baraja aşamazsak yakarız yıkarız ortalığı kan gölüne çeviririz gibi tehditleri son derece aşağılık bir davranıştır seçime giren onun kurallarını da kabul etmiş demektir. Hani internette bir sitede işlem yapmadan önce tıklıyorsun ya kuralları kabul ediyorum diye işte öyle. Hani bankanın kredi kartı sözleşmesinin dibinde yazıyor ya imzam aynı zamanda bankanın kurallarını kabul ettiğim anlamına gelir diye. İşte öyle. Her ne kadar adaletsiz olduğu tartışılsa da %10 seçim barajını beğenmeyen o seçime hiç girmez. Bunu bilerek seçime girip sonra da baraja aşamayınca şarlamak kötü niyet belirtisidir. Lakin nihai amacın demokrasi falan değildi. Türkiye'den ayrılmaksa şarlarsın tabii. Erdoğan yönetimini yok etmek isteyen paralel çetenin Erdoğan hesap sorunca hem ağladığı hem şarladığı gibi. Geleğimşerin ben sana iki senaryo yazayım. 1. Baraja açtın. Bu AKP'nin iktidardan düşeceği anlamına gelmez. Bu durumda pek pek AKP'nin koltuk sayısı azalır ama bir takım muhalif basın çakallarının hasretle bekledikleri gibi bu sayının 275'in altına inmesi gerçek bir mucizedir. Meclise girdin diyelim. Önünde iki yol olacaktır. Ya AKP ile anlaşıp ettiğim bütün küfürleri yutarak, yeni bir anayasa için onunla ortak bir yol aramak ve elbette pazarlığını da çatır çatır yapmak bu en doğal hakkındır. Ama o zaman eyalet sistemi isteriz ama başkanlık istemeyiz saçmalığından vazgeçeceksin tamam mı? Çünkü AKP bu saçmalığı yutmaz. Ya da CHP gibi MHP gibi 4 yıl daha meclis havanında su döverek koltuk ısıtmak ve beklemek. Bu durumda en büyük umudun ana muhalefet biz olacağız avuntusundan ibaret kalır ki muhalefet kaldıktan sonra, anası olsan ne yazar, Yavrusu olsan ne değişir? 2. Barajı aşamadın. Sana yanlış yapıyorsunuz. Gene tek tek bağımsız olarak katılın demiş olan gazeteci abinin bir daha sefere sözüne kulak verirsin. Ya da ayaklanmayı yeniden başlatırsın. Cevabını da alırsın. Bu cevaba MHP'de memnuniyetle katılır ki yaptığım bütün bu atraksiyon bir AKP MHP yakınlaşmasına yol açmış olmaktan başka sonuç vermez. Bu hoşuna gidecek midir? Kan gölü ha? Biz ne kan gölleri gördük oğlum? İsmet Paşa suikaste uğradığında beni ölümle korkutamazlar demişti. Bizi de savaşla korkutamazsın kralını biliriz. Karşında Danimarkalı yok bizim Prusyalı yanımızı unutma. Biliriz işin kötüsü severiz de. Engin Ardıç sabah